Evet, herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlarım. Mesajlar açık tabii şu anda. Evet, açık. Heh. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Teknik bir sıkıntı oldu. Bir 5-10 dakika. Geç kaldık. Geç kalmadık aslında. Bilgisayar başında açmaya çalıştık. Teknik bir sıkıntı oldu. Yanlış sınıfa girmişiz herhalde de. Onunla oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Sesim geliyor değil mi? Evet. Keyifler nasıl? Bakayım şöyle. Geliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar, malum haftaya başlıyoruz. Haftaya kamp sürecine giriyoruz. Neler yapacağız? Haftaya dersler başlıyor. Haftaya kadar hazırlıklarımızı yapalım, başlayalım. Neler yapacağız? Neler işleyeceğiz? Nasıl ders işleyeceğiz? Onları bir göstereceğim kısaca hemen. Şimdi arkadaşlar, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü derslerimiz var. Çarşamba ve Cuma günü matematik, yani 50 soruluk matematik kısmı. Cuma günü geometri, Çarşamba günü matematik yapacağız. Pazartesi zaten Türkçe dersiniz var. Şimdi sınavda, son sınavda sevgili dostlar, son sınavda nerede beyaz tahtam? Evet, ekran geldi. Şimdi arkadaşlarım son sınavda incelediğimde son sınavı 7 geometri geldi. 7 soru geometri, 16 soru işlemsel, 27 soru problemsel. Yani mantık soruları geldi. Genellikle 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde geliyor. Hani burası ne oluyor? 7 olmuyor. Bazen 8 oluyor. Burası ne oluyor? İşlemsel 16 olmuyor. İşte 15 oluyor. Problem ne oluyor? Bazen bu adam 24 oluyor, 25 oluyor. Anladınız mı? Yani ana şeyimiz, ana hedefimiz problem arkadaşlar. Çok zor, çok zor gelmiyor aslında. Çok zor gelmiyor. Birazcık üzerine oturduktan sonra, üzerine düşündükten sonra, konsantre olduktan sonra aslında sorular çok zor gelmiyor. Soruları sadece birazcık konsantrasyonumuzu, hani konsantre, iyi konsantre olmamız lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Mesela problem kısmını nasıl halledeceğiz? Arkadaşlarım, şimdi işlemsel ve geometri işi bizde bunu anlatılacak zaten. Hani bu kolay anlatılacak. Derslerde işlenecek zaten. Derslerde bunu halledeceğiz. Derslerde çok rahat hallederiz. Bizim burada problem kısmında sizin bana yardım etmeniz lazım. Nasıl olacak problem kısmında? Nasıl yardım edeceksiniz? Yardımcı olacaksınız. Arkadaşlar problem kısmı sadece hani 2 ayda sadece dersle o hallolacak bir iş değil. Birazcık sizin de taşın altına elinizi koymanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bugünden itibaren arkadaşlarım kendinizi seviyenize göre, eğer seviyeniz iyiyse zaten problemi kendiniz yapabilirsiniz. İyi seviye adam burada zaten problemi hemen hemen hepsini yapar. Zamanla alakalı bir şey vardır. Seviyesi orta seviyede adam varsa bu adamın problem çözmesi gerekiyor. Zayıf arkadaşlarım var ise, hani seviyesi biraz daha düşük arkadaşlarım, hani matematik altyapısı olmayan arkadaşlar, işte dilciler, sözelciler, yani biraz daha matematiği az gören, hem lisede hem üniversitede az gören arkadaşlarım varsa, bunlar da basit kaynakla bu problem işine girmemiz lazım, girmesi lazım. Nasıl gireceğiz? Arkadaşlar her Allah'ın günü 25 problem, 25 değil 20. Her Allah'ın günü 20 problem, 20 paragraf. Paragraf da önemli arkadaşlar. Problemi yapabilmenin yöntemi paragrafı iyi yapabilmektir.
Yani 20 problem, 20 paragraf, yani 40 soruyu bunu 60 dakikada 60 dakikada bu işi halletmemiz gerekiyor. 60 dakika içinde 20 paragraf, 20 problem çözmemiz gerekiyor. Bunu çözdüğümüz anda bu iş, yani bu işi hemen hemen kotarmışız demektir. Hemen hemen halletmişiz demektir. Ama 60 dakikada eğer çözemiyorsak çözmek için uğraşacağız. Hedefimiz bu olacak. Yani 40 soruyu 60 dakikada çözmek hedefine ulaşmayacağız. Hani ulaşacağımız hedef bu. Bazen o 1 saat, 60 dakika yapacaksınız bunu günlük. 60 dakika içinde bazen işte 10 problem, 20 paragraf, 30 soru çözebilirsiniz. Ya da 15 paragraf, 15 problem, 30 soru. Ya da 15 paragraf, 20 problem gibi. Hani ama 20 paragraf, 20 problem olduğu zaman bu iş hallolmuş demektir. %80 hallolmuş demektir. Şimdi bunu çözemiyoruz. Hocam biz bunu çözemiyoruz. Seviyemiz zayıf. Biz bunu çözemiyoruz. Ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi burada problem kırtasiyelerde TET-AET kırtasiyeleri var zaten. Biz zaten göndereceğiz bir kitap da. Ben şimdiden hani bizim daha işlememize daha vakit var. Ben şimdiden edinin diyorum. Şimdi herhangi bir TET-AET kırtasiyesine gidin. En basit en basit problem kaynağı. Problem fasikülü. Bu tabii arkadaşlar seviyesi sıfırla en basit problem kaynağı sıfırla 10 arası. 10 net yapabilen arkadaşlar için geçerli bu. En basit problem fasikülü sıfırla 10 net arasında. Netiniz var ise hani herhangi bir ALES sınavına girmişsinizdir veya deneme atarsanız sıfırla 10 net arası yapıyorsanız matematiğimiz. En basit problem fasikülü alacaksınız. En basit problem fasikülü. Eğer biraz daha iyiysek mesela netlerimiz 10 ile atıyorum 20 arasında ise 10 ile 20 arasında ise orta düzey problem fasikülü alacaksınız. Eğer netlerimiz 20 ve üzerinde ise 20 ve üzerinde ise biraz daha orta üstü yani ortanın üstü zor düzey problem fasikülü alacaksınız arkadaşlar. Ama sınava kadar yani sınava ne kadar süremiz var mesela 2,5 ay 2,5 3 ay mı var işte sınavın süresini tam hesaplayamıyorum ama yaklaşık 15-16 hafta falan olması lazım. Bu 15-16 hafta içinde 15-16 hafta içinde bizim her Allah'ın günü, bakın her Allah'ın günü 20 paragraf 20 problem çözmemiz gerekiyor. Bu ne işimize yarayacak? Bu arkadaşlar ALES sınavı bir hız sınavıdır. ALES sınavı çok fazla bilgi sınavı değildir. Bilgi olan yer aha bu 23 soru. 23 soruluk yer bilgi. Gerisi yaklaşık olarak 27-50 tane de Türkçe 77 tane soru arkadaşlar tamamen okuduğunu anlamayla alakalı. Yani hızla alakalı. Okuduğunu o kısıtlı sürede 1,5 dakika içinde anlayıp yorumlayıp işaretlemenle alakalı. Bu sınavın yani %80'i %77'si neymiş? Mantıkla alakalı. Bizim burada bu hızı alışmamız lazım. Bizim bu hıza alışmamız lazım. İşte bu hıza nasıl alışacaksınız? İşte bu bir yöntemdir arkadaşlar. En önemli yöntemdir daha doğrusu. Bir yöntem değil, en önemli yöntemdir. En önemli yöntem gün içinde 20 paragraf, 20 problemi 60 dakika içinde çözmeniz gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Seviyenize göre basit problem fasikülü, orta düzey fasikül veya zor düzey fasikül alacaksınız. Herkeste zaten paragraf kitabı vardır. Paragraf kitabının bir düzeyi yok. Paragraf kitabı herhangi bir paragraf kitabı olabilir. Daha doğrusu paragraf kitabı almanız da gerekiyor. Çıkmış ALES soruları da olabilir. Çıkmış ALES paragrafları da olabilir. Bunu da yapabilirsiniz. Bunları yaparak biz 15-16 haftayı geçireceğiz. Çünkü belli bir süre sonunda benim bu işlemsel kısmı anlattıktan sonra bu 23 soruluk yeri anlattıktan sonra birkaç yaklaşık 6 haftada biz bunu halledeceğiz. 4 veya 6 hafta içinde bu işlemsel kısmı bitireceğiz. Ondan sonra kalan 10 hafta boyunca problem işleyeceğiz, mantık işleyeceğiz. Mantık kısmını halledeceğiz. Bu
4 hafta sonra, bir haftada şimdi, yani yaklaşık bir ay içinde, yani bir ay, ben anlattığım şeye kadar bir ay içinde boş kalmamanız için problem çözmenizi istiyorum. Bir ay içinde problem çözmenizi istiyorum. Ondan sonra zaten biz beraber gideceğiz. Problemi beraber yürüyeceğiz. Şimdi. Oo, ben mesajları, arkadaşlar mesajlar niye yazmıyor millet diye bakıyordum. Evet. Şimdi mesajları kapalıymıştı arkadaşlar. Şimdi buldum. Evet, şimdi şu sorularınıza bir bakayım arkadaşlar. Temeli zayıf olanlardan bu şekilde ilerlemeli. Evet, temeli zayıf olanlara Büşra'cığım anlattım. En basit problem fasikülü. İyi seviye olanlar nasıl bir kitap almalı ya da kaynak önerir misiniz? İyi seviye arkadaşlar, zor seviye apotemi problemler olabilir Atilla'cığım. Apotemi problemler fasikülü olabilir. 10 haftalık bir zaman şey dercim yok, olmaması lazım. En az 15-16 hafta olması lazım diye biliyorum. Sınava yanlış bilmiyorsam her, çünkü kamp arasında 2,5 ay falan sürüyoruz. 2,5 ay 10 hafta yapar zaten ya. 15-16 hafta ben nereden çıkarttım? 2,5 ayı, 2,5 ay 10 hafta yapıyor zaten değil mi? Evet, Kasım'da. Hayır, ben 2,5 ay. 2,5 ay zaten, niye 15-16'da kafam kodlamışım ben 2,5 ayı? Ben ona takıldım aslında. Zaten 2,5 ay olduğunu biliyorum. Sadece 2,5 ayın 16 hafta olduğunu düşünüyorum kafamda. Niye öyle düşünüyorsam. Evet, haklısın. 2,5 ayımız var. O da bunun 1,5 ayı. Problemle inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir ayı da işlemsel konularla ilgileneceğiz. Başka sormak istediğiniz sorularınızı alayım arkadaşlar. Soru seviyeleri arkadaşlar. Soru seviyeleri. Bu yıldan yıla. Ya bu sınav biraz daha orta düzeyde. Yani geçen sınavda, yani önceki sınav, önceki son iki sınava göre biraz daha, bir tık daha seviyesi güzeldi yani. Biraz daha zor gibiydi. Yani zor değil de hani önceki sınavlara göre, hani önceki bir iki sınava göre zor gibiydi. Yoksa seviyesi normal. Hani gayet tam böyle tadında ALES sınavı. Hızlı olan götürür, bu işi götürür. Çünkü neden? Hızlı olan Türkçe'ye zaman ayırabilir. Daha Türkçe'ye biraz daha fazla soruya bakabilir. Ya belirleyici olan sınav süresi boyunca, o 150 dakika boyunca ne kadar soru bakabilmenle alakalı. Yani standart sapmalık bir şey yok. Hani öyle bir ayırt edici bir soru yok. Sadece daha fazla soru bakan öne geçer. Büşra'cığım, problemlere bakmanı istiyorum. Neden bakmanı istiyorum? Problemlere bakarsan zaten sözel altyapın var. Sözelcisin. Paragrafın da gelişecek. Daha gelişecek. Ve problemler bize bonus kazandıracak. Şuradaki işlemsel, o bakkal çakkal matematiği dediğim 15-16 soruluk yerden zaten sözelcisi de olsan en az 10 tanesini yaptırırım ben sana. En az 10 tanesini yaptırırım. Çok rahat yaptırırım. İşlemsel konular çok basit. 16 soruda arkadaşlar zor olan işte bir mutlak değer sorusu olur. Bir tane fonksiyon sorusu olur. Bir tane de atıyorum eşitlik sorusu olur. Yani 3 tane soru zor olur. 3 tane soru da orta seviye olur. Geri kalan 10 tane soru zaten basittir. Herkes yapar arkadaşlar. İşlemsel 16 sorudan bahsediyorum. Amma ve lakin burada 27 tane soru var Büşra. Önemli olan o. 27 sorudan senin kendi başına ilk önce soru yakalaman lazım. Bak ben bir ay anlatmayacağım. Bir ay boyunca sen o 27 sorudan 7 tane soru yakaladığını düşünsene. Müthiş bir şey. 7 tane sen yakaladın. 10 tane de ben anlattım. 17 oldu. 10 tane de zaten işlemsel. 27 net yaparsın bir anda. 27 net ne demek biliyor musun? Çok güzel puan getirir. Yanına 40 tane de sözel bırakırsan hop 80'in üzerine çıkıverirsin. Evet. Var mı başka kafanızda takılan? Bugün bir tanışma toplantısı arkadaşlar. Dersler haftaya başlıyor. Haftaya hani sadece sayısal eğitimi mümkündür. Mümkündür. Bunu sistemdeki arkadaşlarla
Büşra'cığım, sistemdeki arkadaşlarla konuşabilirsin. Belki mümkün olabilir. Ben bunu tam net bilmiyorum. Sadece şundan biliyorum. Gruplar, sadece sayısal grup var, sadece sözel grup var. Oradan yorum yapıyorum. Aslında bildiğimden değil. Hatice'cim, süreçte Hatice'cim, bunu yapmanın yöntemi aslında bilmediğinden değil. 50 sorunun 50'sinde yaparsın aslında. Türkçenin de 50 sorunun 50'sinde yapabilirsiniz. Sadece sıkıntı şu. 150 dakikada yapılmıyor arkadaşlar. 150 dakikada yapabilmek için şu çalışma onun şeysi zaten. 20 paragraf 20 problem günlük. Bunu yapın ki yani beyniniz süreye alışsın. 40 soruyu 60 dakika. Aslında bir soru 1,5 dakika sürüyor işte oradan. Aslında sınav süresi ne şey yaptırmaya çalışıyorum size, alıştırmaya çalışıyorum. Bir de belli bir zamandan sonra Hatice, mesela son bir ay her gün deneme yapman lazım. Her gün deneme yap. Son bir ay. Süre tutarak. Yani bu şekilde profesyonel olarak hazırlanırsan emin ol bütün sorulara bakarsın. Yani sayısalların hepsine bakarsın en azından. Ve ondan sonra da Türkçe'ye de bakarsın yarısından fazlasını. Kesinlikle. Burada amaç süreyi ayarlamak. Bakın başka hiçbir şeye bakmayacağız biz. Matematik olarak hani çok fazla bilgi değil. O sürede çok fazla soru görmek. Yani o uygun taktikler vereceğim işte. İşte yeri gelecek şıklardan gideceğiz. Yeri gelecek kelimelere bakacağız. Hani şuradan da alacağız. Şunu istiyor, bunu da. Yani 30 saniyede soru çözmeyi öğrenmeye çalışacağız aslında. Yani 30 saniyede, 40 saniyede, 1 dakika içinde soruyu çözebilmeyi öğreneceğiz. Yani maksimum tabii ki 1,5 dakika içinde çözemeyeceğimiz sorular da olacak. Vardır ya içinde 3-5 tane ayırt edici soru. Onlara da süre arttırıp 2 dakikada çözmeyi öğreneceğiz. Evet. Kafanıza takılan sorular alayım arkadaşlar. Başka kafanıza takılan soru var mı? Bizim öğrencimiz olmayan var mı aramızda? Bizim öğrencilerimizle tanışma toplantısı diye biliyorum ama yanlış bilmiyorsam yabancı öğrenci var mı? Sistemin öğrencisi olmayan var mı arkadaşlar aranızda? Yok herhalde, değil mi? Aa, öyle mi? Var mı? Ben arkadaşlar şu anda bizim haftaya kamp başlıyor. Bu hafta YÖKDİL diye bu hafta başlatmayalım dedik. Yani YÖKDİL haftası diye. Haftaya başlayalım dedik. Ben onun için kamp öğrencisi zannediyorum. Emineciğim sen varmışsın. Şeyda sen de varmışsın. Kampın ücretini tam bilmiyorum ben. Ama Atilla'cığım, kamp ücretini tam bilmiyorum ama sistemdeki arkadaşlar yardımcı olur. Yani şimdi 2 lira diyeceğim, 3 lira diyeceğim tam bilmiyorum ama kamp şu şekilde: pazartesi Türkçe, çarşamba matematik, cuma günü de geometri dersi olmak üzere haftada 3 gün dersimiz var. 7.30'da başlıyor. Matematik dersi 10.30-11'e doğru bitiyor arkadaşlar. 7.30'da yani orada 3-4 saat ders işliyoruz matematikte. Aynı şekilde Türkçe ve geometride biraz daha onlar kısa olabilir. Bu şekilde ders işliyoruz. Bunu şeye kadar sınava kadar yapıyoruz. Mesela bu hafta başlayacağız mesela. Sınava kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sınav haftası hatta son hafta her gün ders oluyor. Bu şekilde şeyimiz var. Kampımız var. Ücrette uygun bir ücret olduğunu düşünüyorum ama yani 2 lira, 3 lira, 4 lira bilmiyorum yani. Reklamlarda tam da bir fiyat dikkat etmedim ama muhtemelen ya 2,99 3 lira ya 3,99 öyle olması lazım. Ama detayını Instagram'da görebilirsiniz ya da sistemdeki arkadaşlar yardımcı olur. Şimdi derste ki işleyeceğimiz dokümanları da birazcık onlardan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar dersten önce şunları atacağım ben size. Bir saniye. Dersten önce sevgili dostlarım, şöyle hemen onları da göstereyim.
Evet. Şöyle arkadaşlar. Size şu dokümanı paylaşıyorum mesela. Bu dokümanı anlatayım hemen kısaca. Şu dokümanı paylaşıyorum. Bu doküman ne? İşlemsel konu mesela. Kaç sayfaymış bu? Nerede yazıyor? Burada arkadaşlar 51 sayfa işlemsel kısmı, yani 16 soruluk yer bu sayfalarda. Ve bu soruların hepsi, tamamına yakını, yani %95'i sınavda çıkmış sorular. Çıkmış sorular. Bu kaynak sizin elinizde doluyor. Aynısı bende de var, sizde de var. Size gönderiyorum bunu. Şimdi burada atıyorum mesela ne konusu var? Salladım. Faktörel konusu. Bu faktörel konusunu önce bir anlatıyorum. Zaten not alıyorsunuz. İşte şuraya anlatıyorum mesela. Faktörelle ilgili. Atıyorum 0 faktörel 1 diyorum. 1 faktörel 1 diyorum. 2 faktörel 1 çarpı 2. 3 faktörel 1 çarpı 2 çarpı 3. Atıyorum 5 faktörel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Burada faktörelle birazcık bahsediyorum sizden. Sonra faktörelle ilgili bütün çıkmış soruları aşağıda görebiliyorsunuz zaten. Hemen hemen bütün çıkmışları. Hepsini koymuyorum tabii ki. Yani 10 tane falan işte size konuyu iyice öğretecek soruları atıyorum. Bakın mesela en son, yani gördüğünüz gibi faktörel sorularına bakar mısınız arkadaşlar? Bakıyorsunuz değil mi şu anda? Çıkmış soruları gördünüz. Size hazırladığım soruları, kitapçığa baktınız. Mesela sorular bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela 19 numaralı soru, 20 numaralı soru, işte 21 numaralı soru gibi. Değil mi? Böyle sorular çıkmış. Bakın şimdi. Mesela 21 numaralı soru. Ben bu soruyu diyorum ki 4 faktörüyle benzeterek çözeceğim diyorum. Anlatacağım tabii. Benzetmeyi de anlatacağım. 6 faktörel nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel. Şunları faktörelleri benzeteyim ondan sonra. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel. Eksi 5 çarpı 4 faktörel. Eksi 4 faktörel. Bölü 5 çarpı 4 faktörel. Artı 4 faktörel. Şimdi yukarıda 4 faktörel parantezini alıyorum. Bir ders boyunca bununla uğraşıyoruz zaten. 4 faktörel parantezini alınca burada 30 kaldı. Eksi. Burada 5 kaldı. Eksi. Burada hiçbir şey kalmayınca 1 yazıyoruz. 4 faktörel aşağıda da aldım. Burada 5 kaldı. Artı 4 faktörel alınca burada hiçbir şey kalmayınca 1 kaldı. 4 faktöreler gitti. 30, 25, 24 bölü 24 bölü 6 cevabımız 4'tür mesela. Cevap Ceyhan diyorum mesela. Bu sizin aynısı elinizde var zaten PDF olarak. Gönderiyorum dersten önce. Atıyorum haftaya ben mesela bu 50 sayfalık çıktıyı atacağım size. Bunu çıkartıyorsunuz ya da bilgisayardan takip ediyorsunuz. Bir şekilde şey yapıyorsunuz. Benle beraber dersi işliyorsunuz. Doldura doldura. Şimdi 21 numara, gördüğünüz soruları. Bakın soruları tekrar bakıyorum. 21, 20, 19, 18. Soruları gördünüz mesela. 13, 12, 11. Burada 10 tane soru hazırlamış. Sevgili dostlar. Şimdi hemen ALES çıkmış sorular. Son sınava bakıyorum. 2023 ALES 2. Bir bakalım arkadaşlar. Acaba bu arkadaşlar faktörelle ilgili ne sormuşlar? Şöyle. Evet. Arkadaşlar 2023 ALES. Şimdi bu bir arkadaşımızın sayfasından indirdiğim sorular. Şimdi bakalım birinci soru, üçüncü soru, ikinci soru, dördüncü soru, beşinci soru. Acaba faktörelle ilgili ne sormuşlar? 6, 9. Faktörel sormamışlar mı yoksa? Evet. Sayfa açılmıyor. Allah Allah. Faktörel sormamışlar. 12, 15. Evet. Hemen hemen her sınavda çıkan bir soru mesela bu faktörel sorusu. Ama mesela bu son sınavda çıkmamış. Son sınavda sorulmamış. Bu mesela sürpriz mesela. Şu anda faktörelin sorulması acayip bir sürpriz. Çünkü her sınavda bir tane kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle bir tane çıkıyor ve çıkan soruların hepsi
aynı tarz. Hepsi aynı tarz. Mesela rasyonel sayılarda hani bakınca şu tarz çıkıyor ya, hani şu tarz böyle merdiven sorusu ya da köklü sayıları da şu tarz çıkıyor ya, hemen hemen her sınavda aynı tarz soruyorlar. Hemen hemen aynı tarz soruluyor. Yani bazen işte faktöriyel soruyorlar, bazen sormuyorlar. Atıyorum bazen bölme bölünebilme soruyorlar, bazen sormuyorlar. İşte bazen köklü sayı bir tane soruyorlar, bazen iki tane soruyorlar. Ama hepsi aynı. Bu 15-16 tane sorunun, 16 tane işlemsel soru dedim ya, 15-16 tane sorunun diyorum ya 10 tanesini kesin zaten biliriz biz. Yani elimizde koymuş gibi, yani çıkacak soruyu çözeriz zaten. Yani geri kalan 4-5 tane soru bir şekilde hani sürpriz. Yani bazen soruyorlar, bazen sormuyorlar. Ama 10 tanesini kesin buluruz. 10 tanesi kesin orada cepte. Burada 10 tane yakaladık. Dilciler için söylüyorum özellikle. Bir de 10 tane de problem yakaladık mı? O tamam. Şapkaları havaya atarız. Yani buradaki amaç soruların DNA'sını bilip ne soracağını bilip tahmin edip hareket etmek. 10 tane işlemsel var. 10 tane de problemi yakalayacağız arkadaşlar. İşte problemi 10 tane yakalamak biraz sözelciler için riskli. Neden riskli? Sadece benim anlatmamla yakalayamazsınız. Hem ben anlatacağım hem siz çalışacaksınız. Onun için şimdiden başlayın. Şimdiden başlayın. Problemlere ufak ufak böyle problem çözerseniz, ufak ufak problem çözerseniz çözmeye çalışın, yani zorlayın kendinizi. Ufak ufak. Hani illa ki çözersiniz. İlla ki. Bakın kolay kaynaktan illa ki çözer. Diyor ki adam işte Ali'nin yaşı Veli'nin yaşından iki fazla diyor. Hemen burada zaten başlangıçta bu tarz sorularda hemen şey yapıyor. Bilinmeyen hani birine X dersin diyor. Ha mesela burada Veli'ye X dersek mesela bilmiyoruz ya. Yani Veli'nin yaşı 15 ise Ali'nin yaşı iki fazla ise 17 demez misiniz? Dersiniz değil mi? Veli'ye bağlı. Veli'ye o X dersek Ali o zaman x artı 2. Yani Veli 15 ise, Ali 17 oluyorsa, 2 fazlaysa, Veli'yi bilmiyorum şu anda. Çünkü Veli'ye göre denklem yazıyorum. Veli'yi bilmiyorum. Veli'ye x derim, Ali'ye x artı 2 derim. Ondan sonra diyor ki, bunların, bak aynen şunu soruyor. Bunların 3 yıl sonraki yaşları toplamı, salladım. 3 yıl sonraki yaşları toplamı 34 diyor. 3 yıl sonraki yaşları toplamı 34 diyor. Hemen şöyle diyorum. 3 yıl sonra diyorum, bu Ali x artı 2'nin yani. X artı 5 olur. 3 yıl sonra Veli x artı 3 olur. 3 yıl sonraya gidiyorum. Her ikisi de 3 yıl büyüdü. Ve bunların toplamı 3 yıl sonraki yaşları toplamı bunların toplamı 34 oluyormuş. Ne? Şu denklemi çözeceğiz artık. X 2x 5 3 daha 8 eşittir 34. 8'i bu tarafa attık. 2x eşittir. Eksi geçer 26. X eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldük. 13. Demek ki Veli 13 yaşındaymış. Ali de 15 yaşındaymış. Gibi gibi gibi. Yani bakın bu denklemi zannetmeyin. O yani çok zor zannetmeyin. Orada zaten sorunun başında, fasikülün başında sana böyle küçük küçük denklem kurmayı gösteriyor zaten. Denklem kurduracak şekilde sorular geliyor. Arda arda yani direkt zank diye zor soru gelmiyor. Onun için diyorum bir fasikül elde edeyim. Orta seviye ya da zayıf seviye, yani basit seviye ya da zor seviye. Anladınız mı arkadaşlar? Bu şekilde günlük benim dışında soru çözmeniz lazım. Okey. Evet. Kafanızda takılan bir şeyler var mı arkadaşlarım? Kafanızda takılan bir şey var mı? Dersleri işleyişimiz dediğim gibi dersleri işleyişimizi 3 ana şablonda inceleyeceğiz. İki daha doğrusu sorular iki değişik şekilde geliyor. Problemsel ve işlemsel. Bu iki şablonu da inceleyeceğiz. Ben size bunların PDF'ini atacağım ve siz de orada takip ederek derslerde beraber gideceğiz. Bunlar her dersten sonra mesela bugün ne işledik? Faktörel işledik, köklü sayılar işledik, üslü sayılar işledik mesela bu gece. O hafta faktörel, üslü sayılar, köklü sayılar bunlarla alakalı ben size döküman atacağım, test atacağım arkadaşlar. Böyle hem kolay test atacağım, hem orta seviye, hem zor seviye 3 tane test atacağım. Yani 3 tane dedim, 3 adet değil. 3 seviye test atacağım ve bu testlerin bir hafta içinde çözmenizi isteyeceğim. Çözemediğiniz soruları ne yapıyoruz?
Arkadaşlar bizim bir de Telegram ve WhatsApp soru çözüm grubumuz var. Orada çözemediğiniz soruları hafta hafta gidiyoruz arkadaşlar. Hafta hafta çözemediğiniz soruları gruplara atıyorsunuz. Gruplarda biz iki tane, üç tane matematik hocası var gruplarda. Onlar soruların çözümünü dönüyor. Soruların çözümünü gruplarda direktmen anında görüntü yapıyoruz. Anında çözüyoruz. Anında dedim yani anında görürsem anında çözüyorum. Ama birkaç saat sonra görürsem birkaç saat sonra çözüyorum. Yani bir şekilde gruplarda soruların çözüm oluyor. Gelecek hafta yeni konu, yeni tur, yeni seans. Bu şekilde. Evet. Ama hep çıkmış soruların üzerinde gidiyorum bakın. Arkadaşlar bütün dokümanlarım çıkmış soru üzerindedir. Başka bir şey yok. Hani çıkmış sorulardan feyz alarak gidiyoruz. Kafanızda takılan bir şeyler var mı sevgili dostlarım? Nasıl ders işleyeceğimizi, nasıl yapacağımızı ufak ufak anlattım. Ve zaten arada bir haftalık ya da 2 haftada bir sınav, online sınav yaparım. Online sınav yani online yapma, online dedim şöyle. Adı online. Yani normalde PDF'ini atarım. Çözümünü isterim sizden. Sınav değerlendirmesini yapmak için. Konu konu tabii bu da genel sınav değil. Mesela temel kavramlar bittikten sonra temel kavramlarla alakalı sınav yaparım. Ondan sonra rasyonel sayılar, basit ve mutlak değer bitti. Onlarla alakalı bir sınav yaparız. Bu şekilde sınavlar da yapıyoruz. Gibi gibi gibi. Evet. Var mı sormak istediğiniz kafanıza takılan, nasıl çalışmanıza dair sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Bunu yıllardır yapıyoruz bu arada. Pandemiden beri yaklaşık 8-10 tane kampımız oldu bizim. Fazladır belki. 10-12 tane olmuştur ya. Senede 3 tane şey oluyor, sınav oluyor. 4 sene oldu neredeyse. 3 sene mi, 4 sene mi oldu? 2019'dan beri pandemi var. 2019'un ikinci dönemden beri pandemi var. O zamandan beri yapıyoruz arkadaşlar. Benim bir de yüz yüze de yapıyorum ben bunu. Yüz yüze burada dershanede yaklaşık 7-8 senedir de ALES gruplarına giriyorum. ALES sınav gruplarına giriyorum. Bayağı hakimiz yani aslında işlemsel konuları böyle takır takır ne sorulacağını hemen hemen bilirim. Problemin ayarını bilirim. Arkadaşlar çok ayarsız problem sorusu gelmiyor. Bir tane ayırt edici geliyor, gelmiyor diyesek olur. Ama tamamen sınavın süreyle alakalı. Sayısaldan. Herhalde sayısalda mı demek istedin? Sayısalda çok böyle zorlayacak soru gelmiyor. Türkçe'nin soruları biraz uzun geliyor öğrenciye. Son 2-3 yıldır izlenimim bu. 2 yıldır, son 2 yıldır Türkçe sorularını yetiştirememekten muzdarip öğrenciler. Sebebi de muhtemelen antrenmanı eksik. Türkçe soruları uzun geliyor. Sayısal soruları yapıyorlar arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet. İşte vakti Hatice'ciğim vakti ayarlamayı anlatmaya çalışıyorum aslında. Hatice 90 üstü yapman gereken şey her ikisinde 40 üstü yapacaksın. Zaten sayısal 45 üstü yapacaksın. Türkçe'de 40 soru görmen gerekiyor. 40 soru görmen demek hemen hemen bütün soruları çözmen demek. Yani bütün soruları çözebilmen için okuyabilmen lazım. Zaten hani soruları okumak güzel. İyi tahmin ettim. Türkçen herhalde 25 civar o zaman. Şimdi bütün soruları okuyabilmen için işte sağlam bir beyin olması lazım. Hani yorulmamış. Yani beyin yoruluyor arkadaşlar. Sınavda hep aynı tarz sorular çünkü. Yani dil bilgisi sorulmuyor. Atıyorum işlemsel soru çok fazla değil. Hep problem, 27 tane problem var, 50 tane de paragraf var arkadaşlar. Yani 80 tane soru, 3 aşağı 5 yukarı 80 tanesi, 100 sorunun 80 tanesi tamamen kafa yorucu sorular. Yani hiçbirinde işlem yapıp da hani böyle hani şunlar gibi soru değil. Böyle değil yani işlem değil. Kafa yoruyorsun. Düşünüyorsun.
bu böyleyken böyle, böyleyken böyle. Atıyorum cümleleri yer değiştiriyorsun, anlamlı cümle kurma. Hep böyle düşünerek yaptığımız sorular. Beyin zaten burada 40 tane sorudan sonra yorulmaya başlıyor. Ondan sonra saçmalamaya başlarsınız. İşte bunu yani saçmalamamak için o beynin antrenmana ihtiyacı var. Önceden antrenmanlı olursa beyin, önceden antrenmanlı olursa o zaman 80 sorunun tamamını okuyabilirsiniz. 80 sorunun tamamına doğru cevap verebilirsiniz. Yoksa beyin antrenmansız olursa yapamazsınız. Yapamazsınız. Beyin antrenman yaptırmanız lazım. Onda nasıl? Günlük işte 20 paragraf, 20 problem çözeceksiniz. Artı son 1,5 ay her gün deneme atacaksınız. Tabii, devreler. Ya beyin bitiyor arkadaşlar. Ya beyin bitiyor. Yani daha dün gibi arkadaşlar 160 soruluk bir sınav vardı. 160 soruluk sınavımız vardı bizim. Ya bunu ben hep anlatıyorum ama yani bir daha anlatacağım. Siz yenisiniz şimdi. Arkadaşlar 40 tane sayı 1 var. Eski sınavlar. 40 tane sayı 2 var. 40 tane söz 1 var. 40 tane söz 2 var. 160 soru var. Ama bana şey lazımdı. Yüksek lisans için puan lazımdı. Biz sayı 1, sayı 2 ve söz 1 yapacaktık. Yani 120 soru. 120 soru, 160 dakikamız var. Yani her soru bir dakika. Bir soru, hani 160 soru, 160 dakika. 120 soruyu 160 dakikada çözmem lazım. Bakın 120 soruyu 160 dakikada çözmem lazım. Bir de aldım arkadaşlar. Bir tur hani şu 80 soruyu, 80 tane sayısal sorusunu arkadaşlar yani ya çok kısa sürede çözdüm. Çok kısa sürede bitirdim yani. Ama 15 tane boşum vardı. Ama ben turlama metodunu yaparım mesela arkadaşlar. Hiç inatlaşmam sorularla. 15 boşum vardı. Herhalde bir normal hızda çözdüm. Hani valla ne diyeyim ya. Ya şunu biliyorum. Bir tur attığımda 15 boşum vardı. İkinci tur attığımda 5 boşa düşürdüm. Üçüncü tur attığımda fulledim. Bütün sorular çözdüm. 3 tur attım sayısalda. Hiç sözele bulaşmadım. Bakın bir tur attım 15 boşum vardı. İkinci o 15 boşa bir daha turladım. 15 soruyu bir daha turladım. 5 boşa düşürdüm. Sonra bir daha o 5 boşu da hallettim. 80 soruyu 80'ini işaretledim. Size yalan gelmesin arkadaşlar. Tahminen daha 1,5 saat falan süren var. Yani 90 dakikan falan var. Yani ben bunları, bu 80 soruyu, bu 3 turu muhtemelen 70 dakikada falan yaptım. Yani 1 saat, 1 saat 10 dakikada falan yaptım. Çok hızlı çözdüm yani hızlı. Zaten o hani kitapçıları kontrol edebilirsiniz diyor ya. Kitapçıları kontrol ederken ben zaten üçkağıtçılık yapardım. Böyle bakarken 15 tane soruyu çözerdim arkadaşlar. Yani 15 tane olmasaydı 10 tane falan gözümle çözerim. O işlemsel soruları. Yani şeyim o pratik şeyim iyi. Şimdi öyle bakarken zaten 10-15 tane sizi havada çözdüydüm zaten. 60-70 dakikada ya da 70-75 dakika, 80 dakikada ben matematiği bitirdim. Sayısalı bitirdim. Kaç geldi? 78 doğru, 2 yanlışım geldi. Yani muhtemelen bir tane yanlışım da şu verdim. 3 kere 2'ye 6 yazacağım ama 5 yazmışım. 3 kere 2, 5 yazmışım mesela. Hani böyle saçma sapan bir hata yapmışım. Ama işin garibi şu. 1,5 saate yakın sürem vardı. Dedim ki 40 tane soruyu ben hayli hayli yaparım. Ben burada Türkiye'de rezil yaparım dedim. Arkadaşlar 17. soru veya 16. sorudan sonra iptal. Yani yürü, daha sürem var yarım saat algılayamadım. Yani soruları algılayamadım. Yani okuyorum yok yemedi yani algılayamadım. Yani gitti yani. O yani dedim ki ondan sonra kendi kendime düşündüm. Bu dedim insanlığa dedim hani bize yapılan dedim bir zulümdür dedim ya. Hani bu kadar soru olmaz. Hani bu kadar soruyu çok sorulma. Yani sorular zor değil. Türkçe ya okudum anlama ya. Herhangi bir tahtası eksik olmayan her adam yapar o soruları. Sadece ve sadece şey okudum anlama. Soruda bir şey yok. Ama yemedim. Yemedim. Ha, puanı aldım. Birinci girdim. 90 puan aldım ama ya 16 doğrum vardı ya 17 doğrum vardı. Yani 40 soruya yetişemedim. Gitmedi. Zaten ondan sonra hani ondan sonra birkaç sınavdan sonra hemen
160 soruyu şeye, yüze çektiler zaten. İnsanlığı dedim ya, insanlığa zulümdür bu. Türk milletine yapılmış en büyük zulümdür. ALES 1-2, böyle say bir say iki, söz bir söz iki. 160 soru ne demektir ya? Yani 160 soru, yani 120 soru ne demektir yani? Beyin kalmıyor ki. Şu anda o 20 soru çok önemli yani. Şu anda 100 soruya indirdiler. O 20 sorunun şeysi çok süre değil arkadaşlar, bakın algılayamıyorsunuz yani, okuyamıyorsunuz zaten. Ya saçmalamıyorsunuz yani, böyle böyle vardır yani. Yani uzun süre araba sürersiniz de 5. saatten sonra böyle her şey aynı gelmeye başlar yani, yol illüzyonu gibi. O da sınav illüzyonu gibi bir şey oluyor yani, böyle kafa böyle şeye gidiyor. Kafa başka bir taraflara gidiyor. Olmuyor yani. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani anlatmak istediğim şey şu. Beyin antrenmansız, Sözel için antrenmansızdım benim. Sayısal hızı 3 tur yaptım 1 saat içinde. Ama Sözel'i 1,5 saatte 15 soru çözdüm yani. Yani her soruya 6 dakika 7 dakika sürdü. Sürüyor mu? Sürüyor işte. Her soru 6 dakika 7 dakika sürüyor. Beyin antrenmansız çünkü. Antrenman yapmanız lazım. Ben o sınavdan önce 1 hafta 10 gün her gün bir Türkçe paragraf çözmüş olsaydım böyle olmazdı. Böyle olmazdı. Ha bu arada 78'e 2 oradan 17 soruyu da şeyden vardım. Netim vardı herhalde. 90 puan aldım. 90 mı 91 mi öyle bir şey puanla yakaladım. Ya alınabiliyor. Alınabiliyor. Daha yüksek alabilmeniz için daha çok antrenman yapmanız lazım. Evet. Kafanıza takılan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı sevgili dostlar? Dilim döndüğünce yaşadıklarımı atıyorum, tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Güzel bir çalışma haftaları olur inşallah beraberce. Herkes istediğine ulaşır. Kafanız takılan bir şey olduğu vakit bana sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Gruplardan mesaj atabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamdan da direkt mesaj atabilirsiniz sevgili dostlar. Doküman olarak yardım ederim. Atıyorum bildiklerimle yardım ederim. Yardımcı olmaya çalışırım. Rehberlik yapmaya çalışırım. Instagram sayfam Mehmet Hocam 20 arkadaşlar. Bu olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. 20'si var mıydı? Onu yok muydu? Onu merak ettim de. Var mıydı 20? Ay. Bu da açılasıya kadar. Ha, Mehmet Hocam matematikmiş. 20'si yokmuş arkadaşlar. Mehmet Hocam 20 ne? Şey bu. İşte mail hesabı. Mehmet Hocam matematik arkadaşlar. Mehmet Hocam matematik. Burada arkadaşlar bütün olay Mehmet Hocam Matematik. Instagram sayfasından bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Buradaki olay deneme ve antrenman. Başka hiçbir şey değil. Deneme ve antrenman. Haftaya inşallah görüşürüz. Buralarda olursanız. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz bir şey olursa da dediğim gibi Telegram gruplarından ya da Mehmet Hocam Matematik grubundan yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.